şimdi bir de yardımcı gelen ordunun hakkı nefede nedir? Bir ordu gitti, harp etti, marekeyi bitirdi. Peşine yardım geldi. Fakat o yardıma gelenler harbe iştirak etmediler. Ama onlar da geldiler. Ganimet teksim olmazdan evvel yetiştiler. Bunların da hakkı var mıdır, yok mudur? Babül medet yakudumune ba'del ferah minel qitali fi daril harb. Bu bab nedir? El mededü medet yakudumune kudum ederler, gelirler ba'del ferah minel qital. Kitaldan farı olduktan sonra harp bitti. Nerede? Fi daril harb. Fakat kendileri daril harpteler. Harp edilen yerde de çıkmamışlar oradan. Ba'de mertefe'el kital. Kital mürtefi olmuş, bitmiş. قَبْلَ قُفُولِ الْاَسْكَرِ Asker oradan hareket etmemiş, o kufuldan evvel. Medet gelse, هَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ اَمْ لَا Bunlara da bir sehem verilir mi, verilmez mi? Bu mesele de ihtilaflı. Onun için bu hususta varid olan hadisi şerifleri getiriyor. اَوَلَا حَدَّسَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّسَنَا اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَعِيلُ اِبْنِ عَيَّاشِ اَمْ مُحَمَّدِ اِبْنِ الْوَلِيدِ الزَّبِيدِ عن ابن شهاب الزهري أن عنبسة بن سعيد أخبره عنبسة بن سعيد خبر بريور كي أنه سمع أبا هريرة حزرة أبو هريرة يشتي يحدث سعيد بن العاص سعيد بن عاصا söylediğini rivayet eyledi. Yani ona rivayet ederken عنبسة de işitmiş. قال أبو هريرة حزرة أبو هريرة buyurdular ki بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أنبر فنز gönderdi أبان بن سعيد سعيدن oğlu أباني سعيد بن العاص أمويه'den onun oğlu أباني gönderdi على سرية bir müfreze üzerine من المدينة مدينة'den قبل نجد نجد taraflarını gönderdi فقدم أبان وأصحابه أبان وأصحابي gönderilen yere gittiler ve oradan döndü geldiler Alennebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e kudum etti, geldi ulaştılar bir Khayber, Khayber'de. Ebali Peygamber Efendimiz Necid tarafına gönderdikten sonra Resulullah Efendimiz Khayber üzerine yürüdü. Gitti Khayber'i fethetti, Peygamber Efendimiz Khayber'deyken Eban da kendi müfrezesiyle beraber geldi Peygamber Efendimiz'e iltihak eyledi. Ba'dema fethna, Hazreti Ebu Hureyre diyor ki biz de Khayber'i fethetmiştik. Bizim fethimizden sonra Eban ibn-i Sa'id geldi. وَاَنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لَل۪يفٌ Eban ibn-i Sa'id geldi ki atlarının yularları da liften. Yani atının yuları olmadı mı bir adam? Deriden olacak. Esaslı bir şekil olacak. Yok. Liften yular yapmışlar. Yani gayet düşkün ve fakir zamanları. فَقَالَ Eban, Eban dedi ki اِقْسِمْ لَنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ya Resulallah, Khayber'i fethetmişsen bu teksimden bize de ver. Dedi. فَقَالَ Ebu Hureyre Ebu Hureyre dedi ki فَقُلْتُ Ben dedim ki لَا تُقْسِمْ لَهُمْ شَيْءٍ يَا نَبِيَ اللّٰهِ Ya Nebiyyallah, onlara bir şey verme. Şimdi esas mukaseme iki kişi arasında başlıyor. Birisi Eban, birisi Ebu Hureyre. Eban müfrezeyle beraber geldi. Ganimet teksim edilmemiş, ganimetten istiyor. Ya Resulallah bize de ver diyor. Hazreti Ebu Hureyre de orada diyor ki Ya Resulallah bunlar mukatelede bulunmadı. Biz fethettik, mal hak bizimdir, verme bunlara. Şimdi hangisinin sözü çıkacak? İki sahabi, ikisi biri alacağım diyor, biri de vermeyeceksin. Hakem Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kale Eban, Eban dedi ki Eteytü bihedaya vefdi necdi Ben Necid vefdinin hedayasını getirdim. Yani Necid halkı Müslüman olmak için bir vefd gönderiyorlar. O vefd de hediyeyle geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o vefd gelip İslamiyet'i kabul edip gidecek. İşte ben onların hediyesini getirdim. Yani harp etmemiş fakat oradan bir vefdin hedayasını almış getirmiş. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz dedi ki İdilis ya Eban, ya Eban, ya Eban sen otur. Felem yuksim lehum şey'a. Peygamber Efendimiz onlara bir şey vermedi. Niye? Onlar harpte bulunmadı. Onlar medet olarak geldi. Yani harp bitmemiş olsaydı gelip yardım edecektiler. Onun için geldiler. Fakat geldiler. Harp bitmiş. Onun için Resulullah Efendimiz o gelen medetçilere bir şey vermedi.
Gâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun. Ulemadan bir kısmı zahip oldular neye? İlâ ennehu, şuna zahip oldular ki la yüzhemu minel ganimeti, ganimetten sehm verilmez illa limen hadar, illa bir kimseye verilir ki hadır oldu, el vekate vekaya, harbe hadır oldu. Bu birinci mezhep. Birinci mezhebe göre bil fiil harpte hazır olan sehem alır. Harpte hazır olmayan, sağda nevbetçi kalmış, solda nevbetçi kalmış, geride nevbetçi kalmış, yahut da eşya getirmiş, silah getirmiş, yok, onlara yok. İlla bil fiil harpte kıraç sallayan adamın hakkıdır. Bu birinci mezhep bu. Şu halde geride mesela hastaları tedavi eden doktorlar olur, yahut da aşçılar olur, yemek pişirenler olur, yahut da sağda solda orduyu basmamak için, düşman gelmesi için gözcüler olur. Onlara yok diyor bu birinci mesele göre. Ve halefemu fî zâlike âkherun. Başkaları bunlara muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki, yuksemu teksim edilir, yani sehem verilir. Bükülli men şehidel veka. Vekaya harbe hazır olan adamların hepsine verilir. Yani kılıcının bil fiil harbe iştirak etmiş. Bunlara verildiği gibi velimen, bir kimseye de verilir ki kâne gâiben anha. Harpten, vakadan gâib oldu. Fî şeyin, bir şeyde, bir mesele hakkında. Min esbâbiha, o şeyde, o harbin esbabında. Yani bil fiil harpte bulunmadı ama fakat o harbin sebepleri var. O sebeplerinden bir sebep dolayısıyla meşgul oldu. Onun da hissesi var. Mesela diyelim ordu kaç bin kişi? 40 bin kişi. 40 bin kişinin 30 bin kişisi harp ediyor. 10 bin kişi de geride ihtiyat olur ki ordu bozulursa orduyu destekleyecek. Yahut sağda solda gözcü kaldı, yahut da geride başka bir işle meşgul oldu. Onlar da o harbin sebeplerinden bir sebepte meşgul. Öyleyse onların da hissesi var. Yani bu ikinci kavle göre ister bil fiil elinde kılıç harbi iştirak etsin, İsterse etmesin, madem o mearekenin, o harbin sebeplerinden herhangi bir sebeple meşguldür, onun da hissesi vardır. فَمِنْ ذَٰلِكَ, işte bu sebeplerle meşgul olanlardandır. مَنْ خَرَجِ يُرِيدُهَا. Bir adam ordu gitti, o da çıktı, ordunun peşinden gidiyor, harbe gidiyor. فَلَمْ يَلْحَقْ بِالْاِمَامِ. İmama yetişemedi, hatta ذَهَبَ الْقِتَارِ. Yani adam geç gitti, öyle gitti ki harp bitmiş. Bu adam da kılıcını kuşanmış, harbe gidiyor. Fakat gitti ki harbi bitirmişler. İşte bu da sebep, bu da alır. Niye? Bu adam da harbi niyet etti mi, etmedi mi? Etti, etti ama kavuşamadı. Madem o harp sebeptir, o da alır. غَيْرَ اَنَّهُ لَحِقَ بِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ. Evet, o adam gitti, harbe yetişemedi ama darul harp de orduya iltihak etti. Şimdi darul harpte iltihak etmesi de şart. Bir de var ki ganimeti aldılar, darul harpten çıkardılar, darul İslam'a getirdiler. Daha kimseye verilmez. Ya darul harpte gidip oraya kavuşacak. قَبْلَ خُرُوْجِهِ مِنْهَا. O darul harpten çıkmazdan evvel ona iltihak ederse ona da verilir. Bu simele ona da teksim verilir. Peki bunun delili ne? Şimdi buna göre iş daha şumurlandı. Mesela diyelim ki bir İslam memleketinden kalkmış 50 bin kişilik bir ordu bir harbe gidiyor. O 50 bin kişinin herhangi bir hizmetinde olursa olsun onun da hissesi vardır. İster doktor olsun, ister silah emalatında olsun, ister geriden onlara yardımcı olsun, isterse erzak götürüyor, herhangi bir surette neyle olursa olsun onların hepsinin hissesi var. Fakat şimdi birinci mezhebin delili, Peygamber Efendimiz buyurdu ki bak medet geldi ona, Eban İbni Şahid ona vermedi. Medet geldiği halde, Darül Harp'te ona iltihak ettiği halde vermedi. Sizin deliliniz ne? Çünkü onun hadis delili kuvvetli. Hazreti Ebu Hureyre vermedi dedi. Eban, ya Resulallah ver dedi. Peygamber Efendimiz vermedi ki biz harbi bitirdik, siz sonradan geldiniz. Yani diyor ki bu ikincilerin delili de وَحْدَتُ فِي ذَٰلِكَ بِمَا حَدَّسَنَا بِنَ بِي دَاوُدُ. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثني هان بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة قال كنت قاعدا. حبيب بن أبي مليكة diyor ki ben oturuyor idim
İlâ cembi ibn-i Ömer, Abdullah ibn-i Ömer'in yanında. Fe etâhu racülü, bir adam geldi. Fe kâle dedi ki, hel şehide Osman-ı Bedren, Hazreti Osman Bedir'e hazır oldu mu? Hazreti Osman'a buğz-ı edavet edenler, yahut da onun megamından ona nekise bulmak isteyenler bu gibi şeyleri bahane eder, araştırırdılar. Baksana, Osman Bedir'de olmadı. Bedir'de olanları Cenab-ı Hak hepsini affetmiştir, Osman affetmemiştir. Çünkü Osman Bedir'de yoktu. İşte o adam da onun için gelmiş ki Osman Bedir'de hazır oldu mu? Yani olmadı bak. Ondan bir zem çıkaracak Hazreti Osman'ın aleyhinde bir nekise bulacak. فَقَالَ لَا Abdullah ibn Ömer dedi ki Bedir'e hazır olmadı. وَلَاكِنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَاكِنْ فِيَنْبَرِ Efendimiz قَالَ يَوْمَ بَدْرِ Bedir günü dedi ki اِنَّ عُثْمَانَ عُثْمَانَ اِنْطَلَكَ gitti فِي حَاجَةِ اللّٰهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ Allah'ın ve Resulünün bir haceti uğrunda gitti. فَدَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ Peygamber Efendimiz ona da bir sehem ayırdı. وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غَابَ غَيْرَهُ Hazreti Osman'dan başka Bedir'de bulunmayan hiçbir kimseye sehem vermedi. Yalnız Hazreti Osman'a verdi. Niçin? O harpte hazır idi. Harbe hazır oldu, geldi. Fakat Peygamber Efendimiz'in mükerrem kızları Hazreti Osman'ın ailesindeydi. Hazreti Osman'ın ailesiydi. O hasteydi. Onun tedavisinde bulunmak kimse yoktu. Hazreti Osman'ı sen kal, bunun tedavisinde bulun, hasteliğinde bulun. Ya şey, onu bir Hazreti Osman'ı orada koyan, nöbetçi koyan kim? Resulullah Efendimiz. Onun için Resulullah Efendimiz dedi ki, bu Allah'ın ve Resulünün bir hacetinde bulunduğundan aynen harpten bulunmuş gibi ona sehim verdi. Evet. Şimdi bu delalet ediyor ki o harbin sebeplerinden herhangi bir sebeple meşhur olsa onun da hissesi vardır. Bu bir hadisi şerif. İkincisi haddesena Ebu Ümeyye. Kale haddesena Ebu Muaviyete bin Amrin el-Ezdi. Kale haddesena Ebu İshak el-Fezariyyü. En Küleyb ibn Vail. Sümme zekere bi isnadi mislehu. İlla huna. ثم ذكر بإسناده مثله أين بو حديث شريف ذكر إلدي إلا هنا كلمتين getirmedi yukarıki hadiste buna yok ki ضرب له بسهم ولم يضرب له عدن قبل غيره bunu ben çözemedim إلا هنا'nın hiç manası yok burada yukarıki hadiste buna meselesi gelmedi yok إلا هنا kelimesi yok. أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Sen diyor görmez misin ki Peygamber Efendimiz قَدْ ضَرَبَ لِعُثْمَانَ Hazreti Osman için verdi فِي غَنَائِمِ بَدْرٍ بَدْرٍ غَنِيمَتِنْدَ بِسَهْمٍ bir sehmi verdi وَلَمْ يَحْضُرْهَا Halbuki Hazreti Osman ona hadir olmadı. لَأَنَّهُ كَانَ غَائِبًا اُغَائِبِهِ فِي حَاجَةِ اللّٰهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ Allah'ın ve Resulünün bir hacetinde. O da Resulullah Efendimiz'in mükerrem bu şeyleri hangi Rukiye miydi? Rukiye evet. Hasteydi. Evet. Hazreti Rukiye hasteydi. Onun şeysinde bulundu. Tedavisinde. Fece'alehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'ı kıldı. Kemen hadaraha hazır olanlar gibi kıldı. Evet. Peki ötekiler diyecekler ki madem Hazreti Osman'a veriyordu. Ebu Ali bin İsa'yid bizzat Hayber'e gitti. Ordusu da hazır. Hemen harbe de hazır idi. Harp bitmemiş olsa harbe de girecekti. Onlara niye vermedi? Onlar da harbe gittiler. Necid tarafına bir yere gittiler. Harbe gidiyordular. Ama o harp başka, bu harp başka. Şimdi cevap veriyor ki o başka, bu başka. Sonra Hayber'e çıktıktan sonra yolda bir müfreze ayırsa, gönderseydi ki bu tarafa gidin, ha, o da Hayber harbinden sayılırdı. Fakat evvela onları gönderdi, daha Hayber'e ordunun çıkma şey hareketi yoktu. Onlar gitti, ondan sonra Hayber'e hareket oldu. Bu dolayısıyla o başka sayıldı. Hayber'in esbabından sayılmadı. فَكَذَٰلِكَ كُلُّ مَنْ غَابَ اَنْ وَقَعْتِ الْمُسْلِم۪ينَ بَاهْلِ الْحَرْبِ İşte her bir adam ki
Müslümanların vakasından, harbinden gayb oldu ve ehl-i harp Müslümanların vakası deneyle ehl-i harp ile ki yüşgü bir şoğlin bir şoğl ile meşgul oldu ki öyle şoğl ki yüşgülühü bihi onunla meşgul kıldı el-imamu imam min umuril müslümin Müslümanların emirlerinden o ordu nereye gidiyorsa ona taalluk eden bir işle meşgul olursa postacı olsun, başka bir şey olsun, nece olursa olsun. Bu da bunun gibidir. Müslüman yeb'atehu ila canibin ahar min daril harb. Daril harb'den başka bir tarafa gönderir. Li qitali kavmin aharin, başka kavimlerinden harp etmek için. Feyusibül imamu ganimeten, imam bir ganimeti isabet eder. Ba'de müfarekati zâlike racul iyya. O gönderdiği adam gittikten sonra Resulullah Efendimiz bir ganimet alır yahut imam bir ganimet alır. Bu adam o vakada hazır değildi. Çünkü imam onu başka tarafa göndermişti. Ev yeb'asu bir acülün bir adamı gönderir. Mimmen ma'hu kendisiyle olan adamlardan min daril harbi daril harpten ila daril islam daril islama gönderir. Leykin liyumiddehu bis silahi ver rical. Darül harpten birisini gerisini geriye gönderdi. Get acele bizim silahımız noksan silah getir. Adamımız noksan adam getir. O da döndü darül harpten dar-ı İslam'a geldi. Ne için? Kuvvet getirmesi için. فَلَا يَعُودُ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ اِلَى الْاِمَامِ O adam dönüp imama avdet edemedi. حَتَّى يَعْنَمَ غَنِيمَةً Hatta imam ganimet aldı. O adam gelip de o gidinceye kadar gitti ki o büyük bir ganimet almışlar. فَهُوَ işte o adam da شَرِيكٌ fiha. O ganimette ortaktır. وَهُوَ كَمَنْ حَضَرَهَا O da hazır olanlar gibidir. Çünkü o harbin müteallikatından bir işle meşgul oldu. Ve kezalike men eradehu. Bakın bir adam da ortaktır o ganimete ki o adam harbi murad etti. Men eradehu. Harbi murad etti. Feraddehu limam anha. İmam onu gerisin geri çevirdi. Bu adam harbe gitmek istiyor. Fakat imam münasip görmedi. Yok. Sen otur dedi. Ve şeğalehu bi şeyin min umuril müslimi. Müslümanların emirlerinden bir işle meşgul etti. Senin vazifen şudur, sen otur şu işi yap. فَهُوَ كَمَنْ حَضَرَهَا O da hazır olanlar gibidir. Niçin adam kendi keyfi için kalmamış geriye? O kumandan onu vazifeli kılmıştır işte. وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ İşte bu vecih üzerine عِنْدَنَا bizim عِنْدِمِزْدَ وَاللّٰهُ عَلَى أَسْهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz sehem verdi لِعُثْمَانَ بْنِ عَفْوَانَ Hazreti Osman'a fi ganaimi Bedir. Bedir'in ganimetlerinde Hazreti Osman'a bu sebeple verdi. Niye? Hazreti Osman harbe gitmek istedi. Fakat o dedi ki yok. Senin zevcen hasta. O hastalıkın da hastalık zaten. Sen bunun hastalığıyla meşgul ol. Hazreti Osman radıyallahu ta'ala meşgul oldu. Hatta vefat etti zevceleri. Onu götürdü defnederken Hayber'in müjdesi de geldi. Hayber'in, Bedir'in müjdesi de geldi. Ve levla zalik, eğer bu olmasaydı, yani Resulullah Efendimiz onu alıkoymasaydı, lema esheme lehu, ona sehem vermezdi. Çünkü Resulullah Efendimiz emretti ki, kal. Kemâ lem yushim de gayrihi netekim, Hazreti Osman'ın gayrisine sehem vermedi. Mimmen gâbe anha, Bedir'den gâib olanlar, Bedir'e gitmeyenler hiçbirisine sehem vermedi. Yalnız Hazreti Osman'a verdi, çünkü Hazreti Osman muhakkak gidecekti. Onu Peygamber Efendimiz alıkoydu. لأن غنائم بدر بدر غنيمت لري وكانت وجبت لمن حضرها البك وذا حاضر ولنرى واجب ولدي دون من غاب عنها غايب ولنرى دين إذن لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بتكريزة ينبرة النس ورمدي لغيرهم حاضر وما ينر غير سنة فيها وغنيمت بسهم نشبش سهم ورمدي ولكنها وجبت Lakin ganaim-i bedir vacib oldu limen hadaral vak'a, vak'aya hazır olanlara. Ve li kulli men de her bir kimseye vacib oldu ki bezele nefsehu nefsini bezletti leha o bedir harbi için. Fasarafevül imamu, imam onu sarf etti anha o vak'aden o harpten ve şeğalehu bi gayriha başka bir şeyle meşgul kıldı. O meşgul kıldığı şeyde neden? Min umuril müslimin müslümanların işlerinden. O da ne gibi oldu? Kemen hadaraha hadir olanlar gibi oldu. Ve emma hadis Ebu Hureyre emma Ebu Hureyre'nin hadisine gelince radıyallahu teala
فَاِنَّمَا ذَٰلِكَ عِنْدَنَا وَاللّٰهُ اَعْلَمْ Allah daha alemdir ama bize göre bu hadis اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَجَّهَ اَبَانَ Ebân ibn-i Sa'id'i Peygamber Efendimiz gönderdi ila Necid tarafına قَبْلَ اَنْ يَتَهَيَّ hazırlanmazdan evvel خُرُوجَهُ ila خَيْبَر Khayber'e çıkmayı hazırlanmazdan evvel Ebân ibn-i Sa'id'i Necid tarafına gönderdi. Onun için Khayber vakasıyla bir alakası olmadı bunun. فَتَوَجَّهَ اَبَانُ فِي ذَلِكَ Eban o tarafa teveccüh etti. ثُمَّ حَدَسَ مِنْ خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلٰى خَيْبَرْ مَا حَدَسْ Peygamber Efendimiz'in Khayber'e çıkması ondan sonra hadis oldu. فَكَانَ مَا غَابَ فِي اَبَانُ مِنْ ذَلِكَ عَنْ حُدُورِ خَيْبَرْ فَكَانَ اُلْدِ مَا اُلْبِشَيْكِ غَابَ غَائِبْ اُلْدِ Hazır olmadı فِي onda Eban مِنْ ذَلِكَ Bu sebepten en حُدُورِ خَيْبَرْ Khayber'e hazır olmakta hazır olamadı, gayb oldu. وَلَيْسَ هُوَ شُغْلًا شَغَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bu bir iş olmadı ki Peygamber Efendimiz onu meşgul etti. Yani hudurha o Khayber'in vakasına hudurdan daha da irade değil. İyyâhu onu murad ettikten sonra. Yani Khayber'e çıkmayı murad etti de ondan sonra Ebani Necid taraflarına gönderdi. Böyle olmadı. Khayber'e hazırlıktan evvel onu o tarafa gönderdi. Ondan sonra Khayber meselesi sonradan çıktı. Ki feyekûne böyle olmadı ki ola kemen haberaha hadir olanlar gibi ola. Yani Khayber'e hazırlık olduktan sonra Ebani Necid taraflarına göndermiş olsaydı o da hadir olanlar gibi olurdu. Fakat öyle olmadı. Fehâzânil hadîsân işte bu iki hadis aslâni asıldırlar. Saadetil ula birinci mezhep sahipleri kendi davalarına delil getirdiler. Kavlihim kendi kavullerine ihticac etti, delil getirdiler. Ey daha yukarıki deliller gibi. Neyle ihticac ettiler? Bima haddesena Süleyman ibn-i Şuayb. Kale haddesena Abdurrahman ibn-i Ziyad. Kale haddesena Şube. An Kays ibn-i Müslim. Kale semi'tu Tariq ibn-i Şihab. Kays ibn-i Müslim diyor ki ben Tariq ibn-i Şihab'ı işittim. Derdi ki enne ehlel Basra gazav nehaben. Ehli Basra nehabende gazaya gittiler. Ve emeddehum ehlül Kufe. Ehli Kufe'den de onlara medet geldi. Esas gazayı yapanlar Basra askeri. Kufe'den de onlara yardımcı gelmiş. Fazafiru. O Basra halkı nehabende galebeyi çaldı. Zeferi elde ettiler. Kufe askeri de geldi yetişti. فَاَرَادَ اَهْلُ الْبَصْرَ اَنْ لَا يُقْسِمُوا لِاَهْلِ الْكُوْفَ Ehli Basra dediler ki nehabendi biz aldık, ganimet bizimdir. Biz size bundan vermeyiz. Feth olunduktan sonra gelmiş Ehli Kufa. وَكَانَ اَمَّارُنَ لَا اَهْلِ الْكُوْفَ Hazreti Ammar da Kufa askerinin kumandanıydı diyor. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُتَارِدْ Beni Utarit'ten bir adam dedi ki اَيُّهَا الْاَجْدَعْ تُرِيدُ اَنْ تُشَارِكَنَا فِي غَنَائِمِنَا Hazreti Ammar'a ecda diyor. Ecda yani kura, kulaksız. Sen kulaksız, kulağın yok. Sen bizim ganimetimize iştirak mı edeceksin? Hazreti Ammar'a hakaret ediyor. Sen gelip de biz harbi kazanalım, ondan sonra sen de gel, bize ortak ol dedi. Hazreti Ammar fekal, Hazreti Ammar radıyallahu anh dedi ki, Üzünü seyembüt. Kulağım yakında biter dedi. Yani sen nihayeti görürsün dedi. Kâle fekedebe fî zâlike le Ömer'e radıyallahu anh. Hazreti Ömer'e yazdı. Hazreti Ammar yazdı ki böyle böyle biz gittik fakat bize vermiyorlar. Yahut da kütübe yazıldı. Hazreti Ömer'e yazdılar ki ehli Basra Mareke'yi kazandı, Ehl-i Kufa sonradan geldi. Bunlara verelim mi, vermeyelim mi? Fekatebe Ömer, Hazreti Ömer yazdı ki اِنَّ الْغَلِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَى Ganimet kimindir? Vek'aya hazır olanındır. Herbe bilfel iştirak edenlerindir. Yani Ehl-i Kufa'ya bir şey yok bunda. Dedi, meseleyi kesti attı. Şimdi o birinci mezhep sahipleri ne dediler? Bizzat Mareke'de bulunan adamlar o ganimeti teksim ederler. Fakat başka işle meşgul olanlara bir şey yok. Öyleyse
ordunun geriki kısmında silahla çalışmış, yapmanalikle çalışmış yahut da aşçılıkla çalışmış, bunlara hisse yok. Bundan bu anlaşılıyor diye bu hadisle istidlal ettiler. قالوا dediler ki فهذا عمر رضي الله عنه işte Hazreti Ömer kad ذهب إذا yukarıda dediğimiz gibi o da zahip oldu ki ila annel ganimete ganimet limen şehidel vek'a vek'aya şahit hadir olan içindir. Fakat vafaka hâzâ kavlenâ işte bu bizim kavlimize muvafık oldu, bizim iddiamıza muvafık oldu. Bizzat elinde kılıç harbe giren adam ganimetten alır, elinde kılıç girmemiş başka geri hizmetlerde kalmış onlara ganimet verilmez. Bunu istidlal ettiler. Ve buna da hüccet olarak Hazreti Ömer'in kavlini misal delil getirdiler. قِيلَ لَهُمْ onlara denilir ki قَدْ يَجُوزُ اَنْ تَكُونَ نَهَاوَنْ siz böyle diyorsunuz ama caiz ki nehaven olmuş ola فُتِحَدْ وَسَارَتْ دَارَ الْاِسْلَامِ ehli Kufa gelinceye kadar ehli Basra onu fethetmiş ve dar-ı İslam olmuştu. Dar-ı İslam olduktan sonra وَاَحْرِزَتِ الْغَنَائِمْ ganimetler de ihraz olunmuş, alınmıştı. Ve kusimet taksim de olunmuştu. قَبْلَ وُرُودَ اَهْلِ الْكُوْفَ اَهْلِ كُوْفَنِنْ vürudundan evvel. Böyle olmak ihtimali var. Yani ehli Kufa medetçi gelmiş. Gelmiş ama ehli Basra ganimeti taksim etmezden evvel olmak ihtimali var. Bir de taksim ettikten sonra olmak ihtimali var. Hazreti Ömer'in bu vakasında beyan edilmiyor. Bir memleket fethedilirse, ganimet alınır, o ganimetle taksim edilirse, ondan sonra gelen medetçiye bir şey verilmez mi? Bunda sizin bir deliliniz yoktur. Bu ihtimal olduğundan dolayı. Fe inkâne zâlik kezâlik, eğer bu böyle ise, yani dar-ı İslam olmuş, ganimet taksim edilmiş de köfeliler sonradan gelmiş olursa, fe innâ nehnü nekûleyde, biz de öyle diyoruz ki, innel ganimete fî zâlik, bu meselede ganimet limen şehidel veka, vekaya hazır olanlar içindir. Herbe hazır olanlarındır. Ve inkâne cevâbü Ömer'e radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in cevabı olduysa ellezî fî hâzel hadîs, bu hadiste zikredilen Hazreti Ömer'in sözü lemmâ kütübe bihi iley. Vaktaki Hazreti Ömer'e yazıldı. Hazreti Ömer'in de vermiş olduğu cevap olduysa اِنَّمَا هُوَ Hazreti Ömer'in bu cevabı لِهَذَا السُّعَالِ bu sual içindir. Ne demek? Bunlar dediler ki, Ehl-i Basra dediler ki, biz Nehavend'i fethettik, ganimeti aldık, taksim ettik. Taksimden sonra Kufe askeri geldi, bizim elimizden ganimetimize ortak olmak istiyorlar. Hazreti Ömer de onun cevabı olarak yazdı ki, hayır. Harbi kim yaptı, vekede kim hazır olduysa onlarındır. Yani ehli Basra'nındır, ehli Kufe'nin değildir. Fe inne zalik bu mimmel ihtilafe fi, onda ihtilaf yok. Yani ganimet taksim olduktan sonra gelen medetçiye bir şey verilmez. Bunda ihtilaf yok. Biz bunda ihtilaf etmiyoruz. Ve in kana ala enne ehlel Kufe lahiqu bihim qabla khurucihim min dar şirk ba'de irtifa'il kital. Ve in kana eğer olursa ne üzerine bu vaka olursa ala enne ehlel kufe ehli kufe lahiku bihim ehli basraya lahik oldular kable hurucihim ehli basra çıkmazdan evvel min dar-i şirk dar-i şirkten ba'de irtifa'il gital gital mürtefi olduktan sonra yok o birinci ihtimal değildi ikinci ihtimal olursa ki ehli basra gitti harbetti fethettiler ganimeti topladılar fakat oradalar hele çıkmadılar. Ondan sonra da ehli Kufa geldi. Onlar ganimeti teksim ettikleri yok. Dar-ı Şirk'ten de çıktıkları yok. Feket Ebu Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer o vakitte yazdı ki innel ganimete limen şehidel vek'a ganimet vek'aya şahit olanındır. Fe inne fî zâlikel hadis bu hadisi şerifli olucudur. Ma bi şey ki yedüllü delalet eder ala enne ehli Kufa kad kânû talebû. Onlar talep etmiş oldular ki en yükseme lehum kendilerine de teksimde verilmesini talep etmiş oldular. Ve fihim Ammar ibn Yasir. Bunların içinde Ammar ibn Yasir de var.
ve men bir kimseler de var ki kâne fîhim gayruhu. Ammar ibn Yasir'den gayrisi de var. Min eshab-ı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in eshabında. Demek istiyor ki Kufeliler geldi ki Basırlılar Nehavend'i fethetmişler. Ganimeti de almışlar ama teksim etmemişler. Teksimden sonra zaten o söz yok, onda ihtilaf yok. Teksim oldu, çıktı gitti. Teksimden evvel olmuşsa, teksim olmadan evvel olmuşsa ehli Kufe gelmiş. Onlar da talep ediyorlar ki ganimet teksim olduğu yok. Biz de geldik, biz de ganimete ortağız. Ve onların başında da Sahabi Resulullah'dan Hazreti Ammar var. Ve onun gibi diğer sahabeler de var. Demek ki onlar da sahabe olduğundan bir hak dava ediyorlar. Hazreti Ömer ne kadar yazdısa da ki onların hakkı yok, fakat onlar Hazreti Ömer'e muhalif geldiler. Bizim de hakkımız var dediler. Mesele oldu. Muhtelefün fi. Hazreti Ömer ehli Kufe'nin hakkı yoktur dedi. Hazreti Ammar ve diğerleri de bizim hakkımız vardır dediler. Ne oldu bu? İhtilaflı oldu. Öyleyse fehum, Hazreti Ammar ve onun etrafında olan sahabeler, mimmen, bir kimselerden derler ki yükâfe'u, mükafat olunur, küfü olunur, denkleşir. Kavlu Ömer'e radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in kavli, bi kavlihim, onların kavliyle. Yani Hazreti Ömer'in kavli varsa onların da kavli var. O iki kavli birbirine denk gelir. Mesela muhtelefün fih olur. فَلَا يَكُونُ وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْلَيْنِ Öyleyse bu iki kavilden birisi olmaz. اَوْلَى مِنَ الْآخَرُ Ötekinden evle olmaz. Siz Hazreti Ömer'in kavlini ileri getirdiniz. Biz de Hazreti Ammar ve onun etrafındaki sahabelerin kavlini ileri getirdik. Birisi birisine tercih edilmez. اِلَّا بِدَل۪يلٍ عَلَيْهِ اِلَّا Onun üzerine bir delil olursa, herhangi tarafın bir delili varsa o vakıfta tercih olunur. Yoksa tercih olunmaz. O delilde neden? İmma min kitabin, ya Kur'an'dan, ev min sünnetin, ya sünnetten ve imma min nazarin sahih, yahut da sahih bir kıyasla. Kitap, sünnet, icma ümmet burada yok, ihtilaf oldu. Ya kitap, ya sünnet olacak, yahut da kıyas olacak. İcma ümmeti niye söylemiyor? İhtilaf oldu ondan. Ashab ikiye ayrıldı. Öyleyse kitap, sünnet, kıyastan bir delil olacak. Ki hangi taraftaysa o delil, o tercih edilen. Öyleyse şimdi bize düşen vazife ne oldu? Araştırmak. Delil araştırmak. فَنَزَرْنَا فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında biz nazar eyledik. فَرَئَيْنَا Biz gördük. اَسْسَرَايَا Müfrezeleri. Böyle müfrezeler ki اَلْمَبْعُوسَةَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ Dar-ı harpten bâs edilmiş. اِلَى بَعْدِ اَهْلِ الْحَرْبِ اَهْلِ harbin bazısına. Yani Dar-ı İslam'dan değil, ordu gitmiş Dar-ül Harbe. Fakat sağa sola da müfrezeler, seriyeler göndermişler. O müfrezeler başkumandanın emriyle gönderilen yere gitmişler. Onlar gittikten sonra da اَنَّهُمْ مَا غَنِمُوا Evet. اَنَّهُمْ فَرَيْنَ السَّرَائِ الْمَبُوسَةَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ اِلَى بَعْضِ اَهْلِ الْحَرْبِ اَنَّهُمْ O giden seriyeler, müfrezeler, ennehum, o giden müfrezeler. Evet. Ma ul bir şey ki ganimu, ganimet olarak aldılar. Fahve beynehum, o kendileriyle ve beyne saire eshabihim, diğer arkadaşların arasındadır. O müfreze gitti, vurdu, aldı, getirdi. O müfrezenin hakkı mı? Yok, bütün ordunun hakkı. Bütün orduya teksim edilir. Biz gittik, biz vurduk. Diyemezler. Niye? Esas ordu olmasa o da gidemezdi oraya. Ve sevâun fî zâlik. Bu meselede müsavidir. Men kâne kharece fî tilke seriyye. O seriyyede çıkan adam ve men lem yahut çıkmayan adam. Ordu orada durdu. Seriyeyi gönderdiler. O seriye gitti. Fî bir ganimet getirdi. O gani o seriyeyle çıkıp giden adam neyse o orduda oturan adam da odur. Müsavi olarak teksim edecekler. Sebep, illet ne? Diyor ki لَأَنَّهُمْ Onlar قَدْ كَانُوا بَذَلُوا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Kendi nefislerinden bezlettiler. Neyi? مَا اُلْ بِشَيْءٍ ki bezele bezletti اَلَّذ۪ينَ Şöyle bir kimseler ki اَسْرَوْا gittiler. Yani giden adamlarla gitmeyen adamlar, giden adam, o seriyeyle giden adamlar ne yaptılar?
kendi nefislerini bezdettiler. O orduda olanlar, onlar da yine nefislerini bezdetmişler. Nefsini bezdetmek de hepsi müsavi. فَلَمْ يُفَضَّلْ فِي ذَٰلِكُ Burada tafdil edilmedi. بَعْضُهُمْ اَلَا بَعْدْ بَعْسِنَا tafdil edilmedi. Onun için onlar aldıkları ortada, ortada beraber teklim ederler. Şimdi bu ne oldu? Kıyas oldu. Yani biz kitaptan delil bulamadık. Hadiste de muhtelif geldi. Tercih edilmedi. Ashab-ı Resulullah'ın kavline gittik. Orada da ihtilaf var. Bu sefer kıyasa gittik. Kıyasa gidince bir taraf tercih etti. Tercih olundu. Tercih olunan taraf hangisi? İşte bu. Dar-ı Harp'te bir ordu sağa sola müfrezeler gönderse, o müfrezelerin getirmiş olduğu ganimet ortanın malıdır. Getiren müfrezelerin tek başına değil, diğer arkadaşlarıyla beraber teksim edilir. وَاِنْ كَانَ Her ne kadar olduysa da مَا لَقَوْ Mülakı oldukları مِنَ الْقِتَالِ قِتَالًا مُخْتَلِفًا Muhtelif olduysa da nefislerini benzetmede müsavi. Yalnız kitallar muhtelif. Bir kısmı oturdu, arkalarını muhafaza etti, etrafını düşmandan muhafaza etti, bir kısmı da gitti, vurdu, aldı, geldi. Eğer o ordu olmasa, onlar ileri bir tarafa gittiği vakitte düşman arkalarından keser, muhasere eder, onları öldürürdü. Ve ordu aradı, onların arkasını muhafaza etti, onlar da gitti, vurdu, getirdi. Öyleyse her iki taraf da kıtal etmiş oldu. Fakat kıtallar muhtelif. Birisi gitti, vurdu, getirdi, birisi de onun arkasından himaye etti. Öyleyse o da kıtalda, o da kıtalda. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ Buna kıyasen en yekûne kezâlik böylece ola men bezele nefsehu nefsini bezleden adam da böylece ola bimisli mâ bezele bihi nefsehu men hadaran vaka vakaya hazır olan nasıl kendi nefsini bezlettiyse öteki de onun gibi nefsini bezletmiş ama vakaya hazır olamamış. O da nefsini bezletmiş gitmiş fakat vakaya hazır olamamış fakat ikisi bir oldu. Fahuva o nefsini bezletip de hazır olamayan fî zâlik bu ganimet meselesinde kemen hadaral vak'a vak'aya hazır olan gibidir. İzâ kâne aleşşerâit şerâit üzer, şartlar üzerine olursa elleti öyle şartlar ki zikerna fî hâzel bâb bu vakta biz zikreyledik vallahu alem. O şerâit de ne? Yani o vak'a için çıkmış hangi harbise o harb için çıkmışlar gitmişler ondan sonra sağa sola müfrezeler gitmiş. Şerait bu ama bir de var ki o harbe çıkmazdan evvel müfreze başka tarafa gitmiş. Ebani bin Said'in müfrezesinde olduğu gibi. Böyle olmayacak. Bu vakadan evvel başka tarafa gitmiş de sonradan bu vakaya gelmiş barışmışsa yok ona hisse yok. Ya orduyla beraber çıkmış. Aynı dava. Aynı harp fakat sonradan sağa sola müfrezeler gitmiş. Hepsi ordunundur.